Fraktis'ten herkese selam. 2008 yılında hayatımıza USG Ishimura'nın içinde yaşadığımız maceralar ve korku dolu anlar ile giren Dead Space'in yönetmenlerinden olan Glenn Schofield'ın başında olduğu Striking Distance Studios'un geliştirdiği Callisto Protocol, gemisi teröristler tarafından saldırıya uğrayarak Callisto adında bir gezegene düşen ana karakterimiz Jacob'ın anlam veremediği bir şekilde tutsak sayılarak Black Iron Prison Facility'ye götürülmesiyle başlıyor. Gözümüzü açtığımız an mahkumların isyan çıkarttığını karmakarışık bir yer görüyoruz. Tabi ilerledikçe bu isyanın sadece öfkeden, sinirden ve umuttan, çaresizlikten değil de bir virüs ile mutasyona uğramaları ile oluşan korkunç ve acımasız canavarlara dönüşmelerinden olduğunu anlıyoruz. Tabii ki de amacımız yanlışlıkla kapatıldığımız bu yerden bunca manyak ve psikopat mutantın arasından sıyrılarak kaçmak. Bunu da açıkçası neredeyse linear gauntlet runlar ile yapıyoruz. Tabii Striking Distance yeteneğini ve Unreal Engine 5'in gücünü öyle bir konuşturmuş ki alan derinlikleri ve atmosfer size kolay kolay o linearlığın içine çekildiğinizi hissettirmiyor. Her bölümün kendine has bir ambiyansı olması ve bu ambiyansın atmosfere tutunmuş olması bile sizi tamamıyla bu linearlıktan çıkartıyor. Evet, oyunun en ama en iyi yönü sanat yönetimi ve ses tasarımı. Bir de third person kamera kullanıldığı için ortamın pisliği ve iğrençliği elle tutulur bir şekilde gözümüze görünüyor. Karanlık ortamlarda başlayan riserlar bile en güvenli yerde dahi içinize bir kurt düşürmeyi başarıyor. Bu hapishanede Jacob kurtulmak için ne kadar derine iniyorsa sizin de hissettiğiniz o güven o kadar yok olup gidiyor. Hikayeden daha çok bahsetmek istesem de spoilersız devam edemeyeceğim için oyunun oynanışından bahsetmek istiyorum. Tabi Callisto Protocol'un oynanışından önce bu videomuzun sponsorundan. Biz bu oyunu Epic Games üzerinden Razer Gold ile aldık. Razer Gold ile birçok şeye erişim sağlayabiliyorsunuz. Eğer siz de son çıkan ve popüler oyunları merak ediyorsanız, oynamak istiyorsanız Epic Games üzerinden Razer Gold ile satın alım yapabilirsiniz. İsterseniz sevdiğiniz mobil oyunların oyun içi premium paralarını ve daha birçok içeriğe de Razer Gold ile ulaşabilirsiniz. Bu alışverişleri yapınca Razer Silver kazanıyorsunuz ve bu Razer Silver'lar ile ister çekilişlere katılıyorsunuz, isterseniz başka yerlerde harcayabiliyorsunuz. Genel olarak bakacak olursak Callisto Protocol her yönüyle bir Dead Space oyunu, tabii ismi hariç. Videonun başında da bahsettiğimiz gibi bu oyun Dead Space'in co-creatörlerinden birisi tarafından yaratıldı. Zaten bunu ensemizdeki minik hadımızdan, etrafta bulduğumuz kutuları ve cesetleri tekme atarak parçalayıp lootlamaktan, duvarların içine gizlenmiş gizli tarikatların işaretlerinden ve duvarlara kanla yazılmış düşmanları nasıl öldüreceğimizi anlatan taktiklerden bile anlayabiliyoruz. Isaac Clarke'ın yetenek ve silahlarının daha farklı bir ekipmana sahip de olsak, bir yerde bir şeyler her zaman size tanıdık geliyor. Bütün Dead Space oyunlarını oynamış biri olarak şunu belirtmek istiyorum. Jumpscare'ler çok ağır ve kendini tekrarlıyor. Çok büyük sürprizler yok hikayede de. Jumpscare'lerin kendini tekrar etmesi bir kenara, Callisto Protocol'un Dead Space'ten ayıran en büyük özelliği yakın dövüş sistemiydi. En azından ilk saatler böyle hissedeceksiniz. Evet, bir süre sonra karşınıza ne düşman çıkarsa çıksın vur 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 dodge'la vur 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 dodge'la vur yaparak herkesi yere yığıp ilerlemek zorundasınız. Tabi tabancayı alınca ilk işim ne oldu? Karşımdaki düşmanın kafasına sıkmak, ama bu hiçbir şey ifade etmedi. Hala dimdik bütün gücüyle üstüme koştu. Ben de kolunu ayağını bir yerlere sıktım, kolu koptu ama gelip o olmayan kolla bana tam hasar verebildi. Özetle silahın en başlarda pek bir kullanışı yok. Alana hasar verecek tüpleri patlatmak dışında diyeyim. Oyunun %60'ını neredeyse vur 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 dodge'la vur 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 dodge'la vur ile tamamlamak zorunda kalıyorsunuz bir yerde. Ve o vur 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 kısmında fazladan bir vur daha yapmaya çalıştığınızda kesinlikle hasar yiyorsunuz. Herkese sabit combo yapan böyle Common Street Fighter oyuncusu olmanızı istiyor oyun sizde. En azından ilk başlarda. Ama kritik olan yerde burası zaten.
üretkenlik ve çevreyi kullanmak her an ve her yerde mümkün de değil. Özetle maalesef çok övdükleri yakın dövüş sistemi düşmanı paramparça ederken eğlenceli olsa da çok kıt kalmış. Tabi üstüne o yüksek gerilim öğeleri bize gripi sundukları an daha da hafifliyor. Upgrade'ledikten sonra çoğu düşman birimini havaya kaldırıp duvardan duvara çarpabildiğiniz bir yetenek bu. Isaac Clarke'ın stasisinden bir hallice, tabi ki bu dövüş sistemine dinamiklik katıyor. Ama maksimum kullanım ve sınırlı enerji olaylarına ötürü en başlarda o da sizi yoruyor. Bataryaları sürekli doldurmanız gerektiği için sürekli kullanamıyorsunuz. Tabi bu yine de Black Iron'daki en tehlikeli canavarın siz olduğunuz gerçeğini değiştirmiyor. Ve evet, oyunda upgrade var. Silahınızı, gripinizi, kullandığınız her öğeyi upgradeleyebiliyorsunuz. Tabi bütün alanı tarayıp bütün kreditleri toplasanız da bazen boş geçmek zorunda kaldığınız oluyor bu upgrade pointleri. Düşmanlardan düşen, etrafta çıkan para birimi biraz kıt kalmış. Yani bunu şunun için söylüyorum, bize bağımsız bir upgrade sunduklarından bahsettiler. Tabii ki bu bir yerde bir gatelenecekti. Bu şekilde gatelenmiş. Bu upgrade'leri yaptıktan sonra silahlarınız da yetenekleriniz de işe yarar hissettiriyor. Daha da güçlü hissediyorsunuz. Ama bu sefer de silah değiştirme animasyonları o kadar yavaş kalıyor ki bir mini boss ile savaşırken veya 3-5 kişilik bir grupla savaşırken reload atmak yerine silahımı değiştirmek istiyorum. Ama interruptlanıyorum. Elimdeki silahı reloadlayayım diyorum, yine interruptlanıyorum ve boşu boşuna ölüyorum. Şunu da belirtmek istiyorum, jumpscare'ler kendini tekrar ediyor demiştim ya. Evet. İlk açtığınız kutudan bir tane facehugger gibi bir şey çıkıyor, bir korkuyorsunuz ne oluyor ya diye. Ama bu 8. 9. hatta 20. kez bir dolaptan bir kutudan çıkınca ve bunların hiçbirinden kaçınamadan script bir şekilde E'ye basa basa kurtulmak zorunda kaldığınızda kendini tekrarlayan bir 1 Nisan şakasına dönüşüyor oyun. Özetleyecek olursak, Callisto Protocol galaksinin derinlerinde bir ayda geçen, gerici ambiyansı ve muazzam atmosferi ile bizi bekleyen aksiyon ağırlıklı bir yapım olmuş. Kendini fazla tekrar etmeyen linear level'larda önünüzdeki tehlikeleri paramparça ederek kendinizi buradan kurtarmaya çalıştığınız, kendini tekrarlayan gerilim öğeleriyle artık korkmamaya başlayıp düşmanların sizden korkmasını beklemeye başladığınız, Dead Space'e benzemeyelim derken ellerinde olan her imkanı kısıtlayarak da olsa Dead Space'in daha kanlı ve neredeyse tatmin edici manevi halefi olmuş. Sonuçta yeni bir mutasyon ve çarpıcı şekilde modern bir sistem ile bize bu oyun sunuluyor. Son olarak şunları söylemek istiyorum. Oyunun birinci günde çıkan performans sorunları şu an gerçekten giderilmiş durumda. İçiniz rahatça bakabilirsiniz. Evet, ben Doğuşcan. Ve bir sonraki incelememizde görüşmek üzere.